Evet. Bu belgeselle ilgili ödül almaya gidiyorum. Harika. Gel. Teşekkür. Vay. Sen bu düz mantıkla bir belgeselin hiçbir yerinde olamazsın. Kıyafeti eleştir Bahar'cığım. Biraz aklını ona yor. Başka şeyleri düşünme. Yormayacağım, bu kadar. Bu kadar ama mı? Komik değil mi? Yani üzerinde zebra deseni var diye ben bir belgeselin bir ödül törenine gidiyorum. Burnuna, biz de yapma burnuna dedik zaten ama ısrar ettim herhalde. Yapma Meral dedik. Yani normalde müzik ödüllerine gitmeyi düşünüyordum. Ha. Lakin çok sıradan olsun istemediğim için tamam müzik ödülleri olsun. Müzik... Hayır, dedin artık yani inanıyorsan şöyle, devam et. İnanıyorum ama şimdi Yağmur şarkı söylemeyi düşünüyor. Muhtemelen o da müzik ödüllerine gidecek ki şarkı söylesin. Ben tamam söz müzik bestekarı olayım. Onun ödülünü almaya gidiyorum. Ha. Bizim de zaten eleştirdiğim şey yaratıcılığı böyle bir şeyde bulman. Hani o hiç yaratıcı değil. Mesela şu anki konseptim bana göre daha yaratıcı. Tamam. Onun dışında elbiseyi yakıştırdım. Yani senin vücuduna bir elbise yakışacaksa bu yakışacak. Saçların da güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Ayakkabını teşekkür görebilir ederim. Miyiz? Çok mersi. Ayakkabını ha, görebilir pardon. Miyiz lütfen? Aa, tokası vardı şurada. Bir zebra çiftesi rica ediyoruz senden. Tokası vardı şurada. Ayakkabıyı göstermek için. Tokaya sıkışmış. Evet, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Belgesel miyiz? Müzik ödülü. Müzik, yani söz müzik bestekarıymışım. Ödül almaya gidiyormuşum. Ya da bir kitap yazarı. Onu yaptım. Bir gazeteci. Zeynep. Araştırmacı gazeteci. Bahar'ı araştıracağım. Elbisen bana çok demode, yani eski geldi. Hani ayakkabıların özellikle çok, ne bileyim, hiç sevmedim. Yani ve kafanı şunu takan kişi mi söylüyor bunu? Canım ya lütfen, ben çıktığım zaman kafama taktığımı eleştir. Ben çıktığım zaman benim elbisemi beğenme. Şu an ben senin elbiseni beğenmediğimi tamam söylüyorum. Lütfen tamam yapma şunu. Bana demode geldi bu kadar. Ve oradan bunu hani biraz daha, tamam ben kafama bunu böyle taktım da sen de o kafanda devam ettirmeye çalıştığın şeyi biraz daha düzgün ve özenli devam ettirmeni isterdim. Ne bileyim. Gayet bana düzgün ve özenli bir el çizdi canım bunu. Ben ele bir şey demedim. Bak, düzgün ve özen çizmesini isteseydin o zaman. Yani bu olmadı da deme hakkımız Zeynep'cim, var çünkü Zeynep'cim kusur bulmaya mı çalışıyorsun? Vücudumdaki kıyafetin zebralarına göre kafamda da zebra şekilleri çizildi. Zebradan yani çık, o konsepti bıraktın sen artık müzik ödüllerine. Zebra gibi konseptinde değilim zaten, farkındaysan. Zebra modeli bir elbise giydim ve kafamdaki bu izler de elbiseden ötürü tasarlandı. Devam ettirmeye çalıştın tabii ki de, ben onu anladım ve daha özenli yapsaydın daha güzel olabilirdi. Daha iyi anlayabilirdik diyorum sana. Her lafımın altından bir şey aramaya çalışma. Yani bu gerçekten çok sıkıcı bir durum çünkü. Bu anlaşılır herkesin değil öyle mi? Herkesin lafının altından farklı bir şey bu anlaşılır değil öyle mi? Anlıyorum diyorum sana, bak anlatabiliyor muyum derdimi? Ben orada ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Biraz daha özenli yapsaydın daha hoş dururdu diyorum. Şu anda anlıyorum. Daha özenli olsaydı beğenme aşamasına evet geçecektim diyor. Anladım. Ama sen her lafın altında anlamada bir şey aradığın kaldık için, anlamamaya çalıştığın için sürekli bir iğnelemeye çalışıyorsun ama bana onu yapma. Tuğba. Sen başka birine yapsaydın o konsept değiştirmeye çok üstüne saldırırdın ama ben sana saldırmayacağım. Sadece bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Elindeki eldiveni de beğenmedim. Zaten üstün hareketli. Ayakkabında fiyonk var. Ama aksesuar, normal zamanda kafan güzel. Sadece eldiven kullandım o yüzden. Kafanı da devam ettirdin diyorsun. Saçın da bir aksesuar. İşte farkındaysan küpe de yok. Tamam. Esin. Elbisen çok demode. Elindeki eldivenle sanırım eteğin ve sırtındaki dantelleri şey yapmaya çalışmışsın. Birleştirmeye çalışmışsın ama hiç alakası olmamış. Elindeki biraz daha sert görünüyor. Eteğindeki danteller biraz daha frapan görünüyor. Desenlerin çok demode yani. Ama şu saçını gerçekten beğendim. Yani anlamaya çalışmış olman da güzel bir şey. Demek ki vermek istediğimi vermişim. Güzel göründüğü için ya da yapmaya çalıştığın şey yakıştırmaktır. Eminim böyle göze batmak için yapmamışsındır. Anladım. Ama hoş görünmüyor. Sadece saçının kenarını beğendim, o kadar değişiklik yapmışsın. Teşekkürler.
Tuğba. Saçını yaptırdın diyorsun da o saçı yaptıran da bu abiye giymez yani. Senin gibi mi giyinirdi Tuğba? Malı böyle. Öykü Hanım bugün çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel olmuşsun. Rengini çok beğendim. Aynı aşık Tuğba oldum. Gibi. Dilara. O eldiveni kolsuz bir elbise giyseydin kullanabilirdin. Zaten bileklerine kadar kapalı bir elbise giymişsin. Ayrıca elbise düz de değil, desenli bir elbise. O eldiven orada ne mana derim. Ayrıca ben çantanı... de mesela kafana kukuman kuşu gibi koyduğun şapkaya ne mana diyorum. Ha, tamam, sen zaten biz yorum yapalım. Sen de ardından hemen savunma olarak ayakkabımıza, oramıza, buramıza saldır. Ben sana yorum yapıyorum. Burası böyle bir platform. Ben çıktığım zaman sen de söylersin, tamam. Söylemek istediklerini, evet. Olur mu? Unutmayacağım bunu. Tamam, unutma. Çok güzel. Çantanı hiç beğenmedim. Ayakkabın da çok demode. Elbisenin üzerine yakışmış. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ah, Yağmur'dan da alalım, eksik kalmasın. Ya ben şeyi çok saçma buldum. Şimdi hani kırmızı bordo bir şey var üzerinde ve hani zebra, ne alaka? Zebralar, bordo falan. Şimdi bunlar desen hani, zebra deseni bence onlar diye zebra geçiyor. Deseni falan değil, siyah işlemeler yani. Senin elbisen siyah i̇şleme böyle. İşleme değil, hani siyah desenli bir kumaş. Bordo, siyah bordo desenli bir kumaş. Hani bunu nasıl zebraya yapıştırabiliyorsun? Bunu gerçekten anlayamadım. Yapma, Meral. Yapma Yağmurcuğum. Yani zebra bordo mu? Hayır, yani modeli zebra. Desenin modeli, hayır, desenin çok zebra. Saçma bir birleştirme bence. Bu nasıl yani? Bu böyle bir birleştirme bence olmamalıydı. Biraz da yapar da yapabiliyorlar ya. Şaka mı bu? Hayatım, o kırmızı onu geçiriyor ama yapacak bir şey yok. Şu anda ben bunu kendi fikrimce bağdaştıramadığımı zebra söylüyorum. Benim mı? Bildiğim, hani sanırım birçok kişinin bildiği şey şu ki, bu zebra modelli kumaş yani. Ya zebra deseni olabilir desenli. O üstündeki, hani siyahlar. Ama ben bordoyu, leopar, zebra. Bordoyu alakasız renkler buldum, anladın mı? Hani konseptin çok farklı bir şey olsaydı. Üzerine çok güzel durmuş elbise. Bir tek ayakkabının önündeki fiyonkları beğenmedim, bir de elindeki eldiveni. Teşekkürler. Rica ederim. Başka kimse almadı galiba, hazırım. İçebilirsin, teşekkürler. Meral Avcı, ayakkabı 200 lira, çanta 110 lira, elbise 88 lira. Hoş geldin ormanların prensesi Zebra. Ama ormanda böyle bir canlı yok benim bildiğim. Doğada böyle bir canlı yok. Doğada bunun siyah beyazı vardır. Onun da adı zebradır. Bunun kahvesi kahve beji, hani nut rengi bir arada olunca o da şey oluyor. Kaplan oluyor. Ben çünkü çok ilgilenirim bu işlerle. Doğayla çok ilgim vardır benim. Özellikle vahşi ormanlarda. Çok Afrikan bir ruhum vardır benim. Çünkü leopar ve zebra bana sorulur bu ülkede. Peki Nur Hanım... Ama mahvettiniz onları, mahvettiniz. Rüküşler mahvetti. Doğru kullanılsa bayılırım ben, bilirsiniz yani. Canım dün her ne kadar iyiysen bugün bir o kadar kötü geldin. Kötü müyüm? Ayo, süpersin yani. Yo, estağfurullah. Çok fashion geldin. Saçın çok güzel, ona bir şey demiyorum. Ya Meralciğim, dün de bir o kadar hoştun yani, o stildin Şanzelize'de. Bugün neredesin? Bugün de söz müzik beste yazarıymışım, ödül alıyormuşum. Bir kere elbisenin deseni o kadar kötü ki iç karartıcı. Yani atıyorum bu elbise bir payetten olsaydı, sırt dekoltesi var. İşte kulağında da elinde de her neyse bir şeyin, yani bir abiye derdim ben buna. Ama sen bu elbiseyi değerlendirememişsin. Yani bu elbise belki değerlenebilirdi ama sen onu beceremedin Meral'cığım. Olsun.
Günler bitmedi. Şayet kalırsan denersin en güzellerini. 5. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kazınmış tarafını bir yan döner misin? Bir de ayakkabını görebilir miyim? Buradan yandan gördüm. Önünü de önünü de göreyim ayakkabını. Ben elbiseni beğendim. Fakat sen bir tasarımcı olduğunu iddia ederek bu elbiseyi giydin diye o deseni kafana çizdirdin ya, benim için zaten o senin bittiğin nokta. O kadar manasız bir şey ki. Yani bunu ben bir düğüne gittim. Düğünde böyle bir kadın göreyim, düğünün alay konusu olur. Elbisenin desenini kafana çizdirmek demek ne demek? Ne demek? Yani bu... Bu ancak bir kostüm partisinde olabilir. Abiye'yle... Dilim tutuldu. Gerçekten dilim tutuldu. O ayakkabı... O sırtının kenarında dantel dönüyor diye... Eline o dantel parmaksız eldiveni takmak... Bunlar... Ancak stilsiz bir insanın yapabileceği bir şey. Dün sana dedim değil mi ben? Sana dedim tabii. Şans eseri şık oldun diye. Çünkü dün çok güzeldin. En yüksek puanı da dün aldın galiba. Hı hı. Bu hafta aslında iyi gidiyordun. Lütfen şuna dikkat et. Yaptığımız başlıkların... Mesela burada senin star parçan elbisen. O elbiseyi güçlendirecek kombin... aksesuarlarını kullanman lazım. O da işte insanın stilinin prospektüsüdür. Anladın mı? Aksesuarları okuyarak senin stilini anlarsın. Sen bence stilini oturtturmalısın. Bu puanı sana vermemin nedeni alt başlıkları iyi çalış, öğren. Çünkü böyle giyinen bir kadın, bu şekilde kombinleyen bir kadın kendi atölyesini kurduğunda müşterilerini de şık yapamayacaktır. 1 milyon tane atölyeyiz biz. 1 milyon tasarımcı düğünlere, derneklere, aynı cemiyet içinde dönüyoruz. Bazı kadınlar çok gülünç duruma düşüyor. Bazıları da şıklığıyla bütün gece konuşuluyor. Seni şık kadınlar giydirebilmek için önce bu alt başlıkları öğrenmen lazım. 4 veriyorum sana. Teşekkürler. Meral'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Anlamadım. Kafadaki su dalga işaret ne işin var? Kıyafetimle bütün olsun diye. Yaptım ama yapmaz olaydım. Abiye durum. Bu burada. Neyle çizdin onu? Göz kalemiyle. Göz kalemi. Onu da zaten temizlemek o kadar zor olacak ki. Yani göz kalemi bir şey böyle yapmak... Abiye durum, cuma şikliyle yapmamalısın. Hakikaten çok yanlış bir şey yapmışsın. 6 veriyorum. Teşekkür ederim.